beraber insanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dişleri takılacak arkadaşlar. O yüzden şimdi dişçime gidiyoruz. Hatırlıyorsanız bir önceki bölümde yani ilk gittiğimiz randevuda ölçüler alınmıştı ve 3D şekilde taranmıştı dişlerim. Bugün ise diş tellerimin bir kısmı takılacak. Hadi o zaman gidelim. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Neler olacak çok merak ediyorum ve şu anda böyle heyecanla karnım falan ağrımaya başladı. Çok heyecanlıyım. Evet, arkadaşlar biz geldik. Ve şu an oda çıkıyoruz. Yaklaştıkça benim de heyecanım daha fazla artıyor. Son bir kat kaldı. Evet, bekliyoruz ve ben de bu sırada bir şeyler atıştırıyorum gördüğünüz gibi. Şu anda modum böyle. I'm so, hatta şarkı bile yaptım. I'm so scary. Heyecanlıyım. Şu anda dişlerimi görüyorsunuz. Bunlar benim dişlerim. Zaten bir önceki geldiğimiz randevuda videonun en başında söylemiştim. İşte böyle dişlerimin ölçüsü çıkarıldı gördüğünüz gibi. Evet şimdi arkadaşlar doktor Rasmus benim şu anda oda turunu yapıyoruz. Masasındayız. Aynen masasındayız ve burada gördüğünüz gibi bir sürü diş teli örneği var. Size hemen benimkini göstereceğim. Önce şunlara bir bakın. Evet. Baksana. Şu peliş oyuncaklarında diş teli var. Evet. Evet, şimdi benim taktıracağımı göstereyim. Ben arkadaşlar şeffaf taktıracağım. Evet, diş teli tabii ki de yine de belli oluyor. Ben de şeffaf, bana göre yani daha güzel metalden göstereyim. Benimki şu olacak. Gördüğünüz gibi, aynen üstteki renkli değil. Şu küp kısımları şeffaf. Arkadaşlar, dişlerimi yani fotoğraf çekimim bitti için şu anda gördüğünüz gibi bakıyoruz. Birazdan da diş teli takılmaya başlayacak. Evet, daha demin çekilen fotoğraflara bakıyoruz şu anda. Dişlerim. Böyle görünce daha değil mi? Aynen, etkileyici oluyor. Gerçekten. Evet. Doğru gitsin. Güzel sen tomografisi. Bu da etsiz halin kafamda. Evet, daha önce hiç kafamı böyle etsiz halini görmemiştim. Hatırlıyorsanız arkadaşlar bir önceki randevuda işte böyle 3D şeklinde dişlerimi taranmıştı. Şimdi ona da son kez bakıyoruz. Bu benim böyle son görüşünüz. Evet, gülümse bakalım. Şimdi üstler değişecek. Buyurun. Seni koltuğuna alalım. Aynen. Sonunda dişlerin takılacağı güne geri geldik. Evet şimdi takılacak birazdan. Ve şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Heyecandan bayılabilirim. Ben de. Evet şimdi ilk önce üstlere takılacak değil mi? Üstlere takılacak evet. Tamam evet biliyorsunuzdur zaten önce sıra sıra oluyor. İlk üst sonra da al şeklinde mesela, takılacak. Sen şöyle bir bakalım istersin. Aa evet. Şu anda bu benim böyle son görüş haliniz. Evet. Çünkü sonra bir yıl hep telli göreceksiniz. O zaman oturuyorum. Okey. Ya. Gerçek sürüyorum şunu. Acı sesle bağıracağız sonra seni yani. Nasıl bağlı? Yok yok. Acımayacak. Acımayacak. Evet. Biraz yukarıya gel. Bye. Daha demin de tatlı yedim. Aa, bu şey güzel miydi? Evet. Şimdi bir şey yapayım, bir şey yapayım. Şimdi üstündeki tamam mı? Azıcık. Dur bana. Çok sevimli bir şey takılacak arkadaşlar ve ben konuşamayacağım bu takımda. O yüzden bye.
Geçmiş olsun sen size. Teşekkür ederim. İsa artık terlisin. Evet. Şu anda çok merak ediyorum nasıl göreceğini. Tamam. Okay. Gel bakalım. Şu anda göreceğim şimdi. Şimdi bir de şimdi bundan sonra neler yapacaksın dikkat etmen gereken şeyler. Çok sert şeyler ama farklı ısırmayacaksın. Çok dikkat edeceksin bunlara. Şimdi zaten meraklı hep ben de ablama soruyordum onlara. Ablam da bana anlattığı için. Biliyorum. Anne biliyorum yani. Şu anda uzaktan görünmüyor. Ama evet. Birazdan yakından bakacağım. Ama duran kapat. Hiç belli olmuyor, görünmüyor. Evet. Tabii. Evet. Şimdi bundan sonra bir de fırçalama. Hı hı. Tamam mı? Fırçala. Normalde fırça. Süpürgeç, süpürdüğümüz zaman senin şeyleri uzaklaştırdığınızda da aynen ağızlara benzer şeyi yapacağız. Yavaş böyle dik yönderici yapıyoruz bunları bu şekilde. Tabi böyle gelince çevireceğiz. Çünkü böyle düz gidersek de ağzının tarafına olmaz. Buna çevirip devam ediyoruz. Yani dişlerin şeyin düzen bu otomatik fırçada ortası oluk. Ha, evet. Oluk budur. Evet. Yani böyle. Yakınlaşalım. Evet. Bunlardan şimdi, alacağız. Evet, bunlardan alacaksınız. Bu aralar yani daha bir aralara girebiliyor. Bir de şey 45 derece açıyla yani braketle yani diş etiyle şeyin arasındaki kalan kısmı buraya gelince de burayı temizlemek fırçalamak için aynı o sefer açıyı biraz değiştiriyoruz ve yavaş yavaş yanındayla hareketleri bu şekilde. Bunları yapmış olup tahtadan yine dönüp yine aynı şekilde yiyeceğin yemek altlarına varsa onları temizlemeye çalışıyor. Bir de bu sefer alt tarafını da yapın çeneci yüzeyden. Yine demedik yapmıştım. Yine bir 45 derece açıyla aralara yine aynen temizleyeceğiz. Bunları yani mühim olan baktıktan sonra güzel hayatları temizleyip nasıl bakacağız. Evet yemek altı tamamız olması lazım. Ama bazı yemekte daha yaramazlık yapıp aralara giriyorlar. Bütün çıkmıyorlar. Şimdi onun için ne yapacağız? Ne yapacağız? Onlar için de böyle özel şey fırçalar var. Böyle İşlemsi. Evet, ince ve şey. Bunlar da mesela diyelim burada bir yemek altı var değil mi? Evet. Şu araya gireceğiz, bulacakları hatta güzel güzel bu şekilde temizleyeceksin. Tamam. Çok güzel bu şekilde. Hepsi olay bu. Tamam. Biraz daha şeyde biraz daha fazla süre zaman harcaman gerekecek. Evet. Temizlik için. Tamam. Şimdi artık bakabilir miyim? Evet. Dudaklarını şöyle ıslat çok uyumuş. Hazır mısın? Kendine bakıyorsun hadi. Evet. 2, 3. Evet. Belli olmuyor yani. Evet. Gayet aynen, şık. Çok belli olmuyor. Bir de biz de yakından bakalım. Evet zaten şeffaf takip edeceğimi söylemiştim size arkadaşlar. Bakın bence şeffaf hiç belli olmuyormuş. Değil mi? Ablamınki de şeffaftı. Ondan da birazcık biliyorum. Yalnız izleri çıkmış ve hiç acımadı. Sıfır. Sadece ağzım birazcık uyuştu. Çok açık durmaktan biraz yoruldum. Yani adamlar ve benim düşündüğümden daha kısa sürdü. Evet. Yani o kadar korkmana evet, gerek yokmuş. Gerçekten böyle bir şey olmaz. Ben böyle oldum ama bitti mi ne? Son 4, son 1 tane mi? Gerçekten çok hızlı oldu ki tabii bu doktorumuzdan da kaynaklanıyor evet. Yani. Teşekkür ediyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Aynen. Ve çok hızlı oldu. Ve evet. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Teşekkürler tekrar. Rica ederim. Güle güle kullan. Evet. Bana yasak bir kağıt verildi ve gördüğünüz gibi yasaklı yiyecekler yazıyor. Evet. Asitli içecek. Aslında biliyor musunuz bence dişleriyle yaşamın sağlık yani. Bakın asitli içecek falan içmiyorsunuz. Sağlıklı yaşama giriyorsunuz. Bu kuralların arkadaşlar hepsine tabii ki de dikkat edeceğim. Zaten dikkat etmem gerekiyor. Şimdi size şu an nasıl hissettiğimi birazcık anlatayım. Böyle sanki ağzım çok öndeymiş gibi mi duruyor? Hayır ağzım gayet normal duruyor. Hatta yani şişiklik bile yok. Evet. Demek ki bana öyle geliyor. Evet. Senin ağzın şimdi, açık kaldı ya o yüzden. Aynen. Daha 10 dakikadır falan dişlerle bende olduğu için alışacağım. Alışma süreci. Aynen. Konuşamıyorum. Alışma süreci var. Biz şimdi çıktık ve size... Bir an şöyle yaptım ağzım bir şey oldu sandım.
bana verilen diş fırçalarını gösteriyorum tatmin için. Bu mumlardan var. Mum dediğim hastalık. Daha sonra bu arayüz fırçaları. Bunlar böyle ince ince dişlerin arasını fırçalamak için. Evet. Ve tekrardan bir arayüz fırçası gördüğünüz gibi iki tane var. İkisinin uçları farklı. Burada da bu kağıdın içinde de benim alacağım diğer diş fırçaları yazıyor. Biliyorsunuz çünkü dişlerini özel fırça. Konuşamıyorum. Dişlerini çünkü özel fırçalar alıyor. Onlardan almam gerekiyor. Yani birazdan diş fırçası alışverişine gidiyoruz. Evet ama şimdi videoyu bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sevgili doktorum, Razlı İkramiz Bahçıvan'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, işini çok profesyonel bir şekilde yaptı ki zaten yılların doktoru düşün yani. Ablam benden bir yaş büyükken yaptırmıştı. Bu yüzden ona canım acıtmadığı için ve çok profesyonel ve güzel bir şekilde yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Buradan da öpücükler gönderiyorum. Bu videonun altına doktorumuzun Instagram adresini bırakıyoruz. Ve oraya aklınıza ne soru gelirse, ne aklınız soru işareti kaldıysa sormak istediğiniz bütün sorulara onlara sorabilirsiniz. Sizleri seve seve yanıt verirler. O yüzden sorularınız varsa alta Instagram adresleri vardı. Burada bitiriyorum. Bu videonun başında beni son kez telsiz ve şimdi de telli görüyorsunuz. Artık evde böyle göreceksiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir geliyor. Devam Hepinizi et. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum ve telli Nisan Nur'a merhaba. Bye bye.